Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Yanımızda yazar, radyocu ve seslendirme sanatçısı Sayın Emre Özdemir var. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler efendim. Bizler de iyiyiz. Tam Bizleri kırmayıp olsun. stüdyomuza geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Kapılarınızı açtığınız için ben ayrıca teşekkür ederim. Benim için bir şereftir. Çok sağ olun efendim. Şimdi sizin iki tane kitabınız var, Sahi ve Seni Bir Daha Sevdim diye. Kitaplarınızın evet. içeriğinden bahsedeceğiz, seslendirme sanatçılığınızdan, radyoculuk hayatınızdan bahsedeceğiz ama seyircilerimize bir sizi tanıtmak istiyoruz. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. E, Emre Özdemir, evet, yazar kısmı öyle yazıyor, kelime anlamı ama daha çok. Ee, yazar abilerimiz şey derler bu konu hakkında, hayatını kağıtlara dökenler. Hı hı. Ee, o açıdan başlamak lazım. Evet, yazarlık yapıyorum. Radyoculuk yaptım uzun bir dönem, 14 sene kadar. Ardından tabii radyoculukla beraber seslendirme sanatçılığı hı hı. geldi. Ee, kıymetli izleyicilerimiz merak ederler. Seslendirme sanatçısı bilenler vardır. Bilmeyenler için de bu televizyonlarda izlediğiniz reklamlar, hı hı. belgeseller, işte filmler, e, filmlere dublaj yapanlar, o işleri yapıyorum. Evet. Osmaniyeliyim, Osmaniye'de yaşıyorum ee, ve bu işlerle de hayatımızı geçiriyoruz. Uzunca yıllardır tabii bu işlerle haşır neşirim. Dediğim gibi radyoculukla başlayan bir serüvendir. Hani... Hep klişedir, klasiktir, Çocukluktan başlar bu hayaller ya. E, aslında benimki lise hayatımla birlikte başladı. Hı hı. Yani hem radyoculuk hem yazarlık lise hayatımla başladı. E, çok sevdiğim kıymetli öğretmenlerim buradan onlara da selam olsun. Onların yönlendirmeleriyle böyle bir aşk olarak doğdu. E, elhamdülillah devam ediyor. Kitabımızın ismi sahi ne hoş bir tevafuk. Ben seni düşünüyorum sen kendini diyor kitabın kapağında evet. da gerçekten çok etkileyici bir söz Tebrik ederim. Biraz kitabın içeriğinden bahsetmenizi istiyorum sizden. Nasıl karar verdiniz? Daha önce başladı dediniz ama tamam ben artık kitap yazayım dediğiniz an ne zaman oldu sizin için? Ne zaman oldu? Şöyle e, uzunca zamandır yazdığım için böyle bir şeyler, şiirler, Hı -hı. denemeler yazdığım için... E, 2017 yılında artık bunları kitaplaştıralım dedik. Yani bir kitap e, sayfası çıkacak, en azından okunacak kadar bir kitap olur dedik. E, 2018 yılında sahiyi çıkardık. Zorlu bir süreçti. Yani e, ülkemizde maalesef ki kitap çıkarmak gerçekten zor. Şimdi programınızın adı da Kitap Serüveni. Burada da çok birbirinden kıymetli, çok güzel yazarları ağırlamışsınız. Evet. Kitap çıkarma süreci. Hani şöyleydi eskiden. Sizin bir eseriniz vardı. Bu eseri sunardınız. Yayın evi bunu çok beğenirdi Hı. ve derdi ki evet ben bu kitabın arkasında duruyorum. Az evvelki muhabbetimizde de söyledik ya okuma oranının düşmesi. Şimdi şöyle bir sıkıntısı var Türkiye'nin. E, okumama problemi olarak düşünelim. Herkes yazıyor fakat yazılanlar okunmuyor. Çünkü iş ticarete döndü. Ticarete dönen her şey sunileşir. Ticarete döndüğü için bizim de ee, ticaret yapma gayesiyle değil, tamamıyla çıkardığımız, yazdığımız sözleri, şiirleri artık bir kitaplaştıralım. Ee, eşimize, dostumuza hediye edelim gayesiyle çıkardığımız bir kitaptı. Sahi e, bir belirsizlikten doğan bir kitap değildir aslında. Sadece e, o güne kadar ne yazdıysam hissettiğim ve yazdığım ne varsa hepsini topladığım bir kitaptı. Nitekim sizin okuduğunuz o söz. Ne hoş bir tevafuk. Ben seni düşünüyorum. Sen kendini kısmı da e, tabii yine bir gönül davasından çıkan bir meseledir. E, ben onu düşünüyorum ama o sadece kendini düşünüyor. E, böyle hikayesi aslında o şeyde gizli. Cümlede gizli olan bir kitap. E, tabii aldım konuyu başka yerlere götürdüm sizin sorduğunuz sorudan ama e, maalesef ki gereken değeri ve kıymeti görmedi kitap. Ee, biz bu kararı aldık. Gönül istiyor ki işte 100 bin satsın, hı hı. insanlar okusun. Ee, ama gereken kıymeti görmeyince bize güzel bir hatıra olarak kaldı. Güzel olan tarafı da şu ama, geride iki tane eser bırakabilmek. Yani dünyada ölüm denilen gerçek var. Ben buradan çıkamasam dahi, Ardımda yayınlanmış iki tane eser bıraktım. Benim için çok kıymetli şeyler. bunlar. Tebrik ederiz sizleri de Teşekkür inşallah. Ederim. İstediğiniz yerlerde de olursunuz diyelim. Bu bir şikayet değil bu arada <laughs> Büşra Hanım. Yani <laughs> hani, kamerayı görünce her şeyi anlatan insanlar gibi değil. Ee, belki bunun içinden de alınacak bir cümle vardır. İzleyenlerimizden bir tanesinin gönlüne değer o cümleyi alır diye söyledim. Yani aslında bütün yazarların istediği budur. Emek veriyorsunuz, yazıyorsunuz. Okumasında herkes gibi siz de istiyorsunuz. E, i̇stediğiniz ilgiyi göremediği zaman da tabii ki de sizler de bunları söylemekte haklısınız. <laughs> Seni bir daha sevdim de birinci ayda çıktı 2022 yılında. Evet 2022 İkinci yılında. kitabınız. E, biraz da ondan bahsetmenizi istiyorum. Seni bir daha sevdim şiiriyle bu kitabınızı da açıklayın isterseniz. <laughs> tamam önce açıklayayım sonra tabii. şiirini okuyayım <laughs> isterseniz ben kitabın. Şimdi sahi kitabı biraz acıların olduğu bir kitap. Acıdan hı hı. kastım şu, hüznün daha doğrusu, acı, hüzün daha doğru hı hı. bir kelime olur. Hüzünlerin olduğu bir kitap ama seni bir daha sevdim de tam aksine bir o kadar umut vaat eden, hayatta her şeyin mümkün olduğunu ve hayatta her şeyle iyi geçinmeniz gerektiğini anlatan bir kitaptır hı hı. seni bir daha sevdim. Bu da sahi 2018 yılında yayınlandı, 2022 yılında seni bir daha sevdim yayınlandı. Geçen o dört yıllık süreçte bir insanın en azından ben kendi adıma böyle düşünüyorum. Bir insanın sahideki hüznünden seni bir daha sevdiğimdeki nasıl umutlandığını Umut. gösteriyor. Ee, zaten kitabın kısa bir özeti gibidir. Şöyle söylemişiz arka sayfasında hayatın bir gayesi insanın bir derdi olmalı. Dertsiz insan gereksiz insandır. Boş tafra satanları, boş keseden atanları çok gördük. Söz verip tutmayanları da. Defalarca düştük ve kalktık. Daha doğrusu kalktığımızı sandık. Bahaneyi başkalarına attık ama asıl suçun bizde olduğunu göremedik. Seni bir daha sevdim. Yeni bir bakış açısı kazanan, gerçekleri gün gibi ortaya çıkan, yıllardır kendinden başka herkesle hesaplaşmış bir adamın kendisiyle yüzleşmesidir aslında artık görmek için değil anlamak için bakan çizdiği sınırları kendi elleriyle nasıl ihlal ettirdiğini anlayan yanlışı dokunanları bile yine alıp bağrına basan gönlünü bir güzelin gönlünde bulan ve bu sebepten aşk şiirleri yazan güzel şeyler olmadan önce mutlaka en kötüsünün oluşunu yaşayan nasipten ötesinin olmadığını ama nasip olması için de gayret gerektiğini gören elindeki her şeyi kaybeden kaybettiklerinin acısını çeken ama sonunda meselenin hep onu bulmak olduğunu bilen her kaybedişin ardından yanında kalanları seven sevdiğini bir daha seven bir adamın baştan başlamasıdır bu kitap Sen bir daha sevdim <laughs> Evet böyle bir kitap yani Hayat değişkendir. Ee, az evvel de söylediğim gibi her şey değişir. İnsanın haleti, ruhiyesi de değiş, değişir, gönlü de değişir, fikirleri de değişir. Ama değişmeyen tek bir gerçek orada da söylediğimiz gibi hep onu bulmaktır. Kitabın içerisi biraz da manevidir. Hı hı. Çünkü asıl yönelmesi gereken noktanın orası olduğunun keşfedildiği bir nokta. Takdir edersiniz ki 2018 yılında yani daha doğrusu bundan 4-5 sene öncesinde fikirlerimiz, düşüncelerimiz biraz daha... Ve ee, insani, beşeri ilişkilerdeki sıkıntılarımız da hani bunu herkes için söylemiyorum ama yaş geçtikçe insanın hayata bakışı, dünyaya bakışı da değişmeye başlıyor. Ee, seni Bir Daha Sevdim de böyle oldu. Ee, uzun anlattım biraz çünkü Seni Bir Daha Sevdim benim için böyle bir mihenk taşı gibi yani kilometre taşı gibi özür dilerim. Kilometre taşı gibi hayatımı değiştiren bir kitap oldu. Evet. Uyucularınızınkini de değiştireceğine inanıyorum. Ben de merak ediyorum. Gerçekten siz böyle okudukça etkilendim. Gerçekten ben de inşallah en kısa sürede kitabınızı okuyacağım. ikisini de tekrardan tebriklerimi iletiyorum. Ve merakla beklediğim şiirinize geçmenizi istiyorum. Evet tamamdır. Şimdi şöyle bu şiirin bir hikayesi var. Ee, onu da isterseniz bahsedeyim. Ondan sonra okuyayım. Ee, bir otobüs yolculuğu esnasında Zaten öyle bir şey vardır, bakın, yani böyle yazan, çizen insanlar e, ilham dediğiniz şeyi aslında gelmesini beklemez. Siz yola çıkmışsanız bir yere varmak için gidiyorsanız ilhamı yolda da bulursunuz hı hı. bazen. E, öyle olan bir kitap, bir otobüs yolculuğu esnasında telefonuma yazdığım bir şiir. sağ olsun beni bilen, kıymet veren, seven e, dinleyicilerim de e, bu şiire ciddi bir ilgi gösterdiler, aldılar, yücelttiler şiiri. Ee, onlar yüceldince biz de kitabın ismini böyle koymak istedik açıkçası. Ee, yolun uzunluğundan bahseder, ama aslında aranın her daim yol kadar uzun olmadığından da bahseder. Yol uzun, aklım seninle dolu, İçimde çalkalanıyor özlemin. Sözlerimin bittiği yerden geliyorum. Aslında ben senden sana dönüyorum. Yani gitmiyorum. Sana geliyorum. Sevgilim, anlatacaklarımın henüz başındayım. Ne olur, nasıl biter hiçbir fikrim yok. Bildiğim bir şey var. Senden hoşnutum. Sen kalbimin bana kurduğu en güzel kumpastın. Sevgilim, gitmek deyince içimize derin bir ağrı çöker. Bu öyle değil. Bu Henüz tadını yeni almaya başladığım bir duygu. Sorma ne haldesin? Nasılsın diye. Hal sen oldun, iyi olduğumda sen. Sevgilim. Sana her bakışımda içime bir pişmanlık çöküyor. Bunca zaman neredeydin? Hayat dediğin de böyle değil mi? Çoğu şeyi kaybettikten sonra kazanıyorsun birçok şeyi. Ömrüm azala azala geçerken gözlerimden Sevdiklerim bir bir giderken yanımdan, sen kalıyorsun bana, her gidenin ardından. Sevgilim, mevsimin köşesinde duruyorum. Gözlerimi açtığım anlarda seni yaşıyorum. Ürkek kalbine dokunuyorum. Hissediyor musun? Bir sabah gözümü açtığımda seni bulmak umudu yeşeriyor. Çayımın deme doymadığı gibi seni sevmeye doyamıyorum sonra oturup seni bir daha seviyorum. Sevgilim. Ne bu satırlar son ne de seni sevmek yeni bir başlangıç. Yuva yapıyor senden haber alıp gelen kırlangıç. Adresini soruyorum ona, yurdundan haber versin diye. Kalbimi gösteriyor, anlıyorum. Seni bir daha seviyorum. Sevgilim. Ne günler seninle geçecek kadar uzun. Ne de geceler seni düşünecek kadar kısa. Sabah gözümü açtıran neyse, neyse özlemini içime dolduran türküde baharı tutup koynuma koyan da o, seni sevdirende. Sevgilim, kısa olmayacak kadar uzun, uzun olmayacak kadar kısa bir yoldayım. Vaktim kısıtlı. Seni düşünürken yol biter korkusu kalbimi sıkıştırdı. Gözlerini hatırlayıp yazıyorum. Sen okuduğunda bu şiiri aklınla kalbin arasında olacağım. Kim bilir senden başka beni? Elbet yine şehrine gelirim. Her durakta beklediğini bilirim. Sevgilim, iyi bak kendine. Üzme beni. Hasretle gözlerinden öperim. Çok güzel gerçekten. Ağzınıza, <laughs> yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Yol uzun derken yolda yazı, yazdı demiştiniz. Evet, yol uzun. Vaktim kısıtlı, seni düşünürken yol biter korkusu kalbime sıkıştırdı. Çok güzel cümleler gerçekten tebrik ediyorum sizleri. <laughs> Teşekkür ederim. Seslendirme sanatçısı olduğunuzda gerçekten şiir okurken de fark ettim Öyle mi? <laughs> çok güzel bir ses tonunuz var. Teşekkür ederim. Peki seslendirme sanatçısı olmaya nasıl karar vermiştiniz Emre Bey? Ee, şöyle çok eski zamanlar denilecek kadar eski çocukluğumda benim büyük abim. Ders çalışıyor, üniversite Hı. sınavlarına hazırlanıyor. Ee, eskiden böyle ışıldaklar vardı. Hani elektrik kesildiğinde açardık evet. böyle falan. Onların bir de radyo özelliği vardı. Eskiden tabii eşyalar birden fazla işe yarardı. Artık tek bir eşya bile işe yaramıyor yerine Hı. göre. Sadece yer kaplıyorlar. Neyse o başka bir mesele. Ee, o ders çalışırken böyle oradan şey dinlerdi, radyo dinlerdi. Tabii akıl sır ya Bir insan ders çalışırken nasıl kafası meşgul olur falan diye. E, ders çalışmayı sevmediğim için galiba. Yıllar sonra radyocu olunca fark ettim ki e, gerçekten herkes ders çalışırken, özellikle ders çalışanlar müzik dinliyor. Evet. Ben bunu bilmiyorum tabii. O dönem e, o radyoda dinlediği, radyodaki program arasındaki reklamlar. Ne bileyim böyle şeyler vardı mesela. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Büyüklerimiz iyi hatırlarlar. Evet. Ertesi yarınlar vardı. Radyo tiyatroları vardı. Ee, sesle beslendiğimiz için o dönem radyolardan dikkatimi çekti. Bunlar nasıl seslendiriliyor, nasıl yapılıyor? Merak uyandırdı. Merak uyandı. Yani bir çocuğun hayal dünyasında çok büyük yer Hı -hı. ediyor. Ee, açıkçası seslendirmenin temeli ilk orada başlıyor. Hemen onu konuda da bir parantez açayım. Ee, yan komşumuzun oğluyla oyunlar oynarken böyle bir... Bina var küçük bir bina aslında odunluk gibi kullanılıyor orası. Binada demeyelim de dört tarafa çevrilmiş böyle ancak bizim girebileceğimiz bir kapısı olan bir yer. Oraya içeriye girerdik böyle elimize tahta çubukları alırdık. Portakal bahçesiydi zaten portakala takardık ucuna onları da iple bağlar mikrofon yapardık elime de bulduğum dergileri gazeteleri alır onları seslendirirdim. Oradaki reklamları seslendirirdim o şekilde başladı. Bunun evet seslendirme sanatçısı deyince çok eskiye gittim çünkü bunun temeli orada atıldı. Daha sonrasında radyoculuk başlayınca radyoda tabii e, yerellerde özellikle ya işte sese para vermeyelim Emre şunu sen oku la başlayan bir serüven. Sonrasında e, profesyonel düzeyde mesleki olarak yapmayı tercih ettim yaklaşık e, 12-13 yıldır da seslendirme işinde faal olarak, aktif olarak devam ediyorum. Stüdyom var kendi stüdyom. Ee, tüm işlerimi orada seslendiriyorum. Başarılarınızla Teşekkür devam ederim. Diliyoruz. Sağ olun. Peki Emre Bey yayınımızın da yavaş yavaş sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kapatmadan önce e, dün Aksaray'da bir gezinti yaptınız. Ona değinmek istiyorum. Aksaray'ımızı nasıl buldunuz? Neler düşünüyorsunuz? Aksaray şöyle, dün e, yanımdaki arkadaş arabaya binince şey dedi bana, dünyanın 8 harikası Aksaray'a hoş geldiniz Emre Bey <laughs> dedi. E, dedim bu çok iddialı bir laf yani. E, daha öncesinde de Aksaray'a geldim sadece bir Ihlara Vadisi'ni <laughs> görmüştüm. Fakat ben önce tarih kısmından başlayayım. Anadolu coğrafyası öyle müthiş, öyle dolu, e, öyle müstesna bulunamayacak gerçekten cennet gibi tüm Anadolu kültürlerinin yaşamış olduğu... E, muhteşem bir medeniyet. Tarihiyle, dokusuyla her yere götürdüler. Yani bir her yere değil mi? Birçok noktaya götürdüler. Ee, bayıldım tarihe. Yani Aksaray'ın dışarıda belki de bilinmeyen benim gibi insanlar vardır. Bilinmeyen çok önemli bir özelliği tarihinin bir e, devasa bir hazine evet. gibi olması. Önce burayı söyleyeyim. Ee, şeye gittik. Selime Katedrali varmış galiba. Hı hı. Oralara gittik. Ee, muhteşem bir doğası var. Kendimi buldum açık söyleyeyim. Ee, ben çok severim çünkü tarihle haşır neşir olmayı, izlemeyi. Ee, Birçok noktasına gittim fakat Aksaray hakkındaki düşüncelerimse şudur. Önce takdir etmem lazım bu şehrin yöneticilerini gerçekten takdir etmem lazım. Çünkü Aksaray'a gereken değerin nasıl verildiğini gösterdiler. Her bir noktasıyla, tüm tarihi alanlarıyla, şehir içerisindeki yollarıyla, yıllardır savunduğum bir şey vardır. Ee, bir şehrin, benim de savunduğum bir hı hı. şeydir bu cümledir. Bir şehrin ne kadar güzel olduğuna bakmak istiyorsanız önce yollarına bakın. Yollarına bakın. Ee, bir sahneden geliyorum bu arada Aksaray'a. Bir sahne programımız vardı. Onu yaptık. Buraya geldik. Bulunduğum şehri söylemeyeceğim. Fakat e, büyük bir şehir, daracık. Küçük küçük sokakları e, ve ruhum sıkıldı. Aksaray'a geldim. Sanıyorum ki, otele geçiyorum. Burası diyorum herhalde otoban. Arkadaşa sordum. Hayır dedi. Burası Aksaray'ın içi, merkezi. Çarşı içine gittik. Geniş geniş yollar. Ya muhteşem. Bakın bunu ciddi söylüyorum. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Ben şehrin bu dokusuna çok önem veririm. Ee, havası çok güzel, suyu çok güzel. <laughs> çok teşekkür ee, sizden ederiz. Sizden de belli her insanı çok güzel. Çok sağ olun. Ben Aksaray'a gelmekten, sizinle muhabbet etmekten, tanışmaktan ziyadesiyle mutlu oldum. Ee, bu memleketin, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ferdi olarak ee, Anadolu'ya aşık bir insanım. Her bir noktasını <laughs> çok seviyorum. Ama Aksaray'ın ne zaman buradan yolum geçse gönlümde ayrı bir yeri olacak. Ee, buna hiç şüpheniz olmasın. Aksaray'a gereken kıymeti ve değeri verdiğiniz için de tabii size teşekkür edinmem lazım benim de. Çok teşekkür ederim. Bizler de buradan belediye başkanımız Sayın Doktor Evren için Aksaray'a kattığı bütün güzellikler için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz. Sayın Başkan'a, tüm ekibine gerçekten teşekkür ediyorum ben de. Ee, ayrıca şunu da söyleyeyim. Yani bu bir övme değil. Ee, bunu da burada söylemem lazım. Burada çok güzel bir dünya kurmuşsunuz. Bu hizmeti, Aksaray'ı çok güzel anlatıyorsunuz. Pekala. Ee, neler yapıldığını en azından Aksaraylı olup dışarıda memleket hasreti çeken e, dostlara çok güzel aktarıyorsunuz. Muhteşem bir ekip var kıymetli dostlar burada. E, Aksaray Web TV diye mi geçiyor burası? Aksaray Belediyesi Aksaray Web Belediyesi TV. Web TV ekibine e, onları izleyerek destekleyerek e, çok fazla motivasyon katacağınızdan hiç şüpheniz olmasın. <laughs> çok teşekkür ediyoruz güzel düşünceleriniz Rica için. Sizleri tanımak bizim için de gerçekten bir gururdu, onurdu. Stüdyolarımızı şenlendirdiniz güzel sesinizle, yorumunuzla. Peki son olarak neler sormak istersiniz? Yanımızı kapatalım seyircilerimize. En son ne neler aktarmak istersiniz? Yani şunu söylemek isterim. Şimdi şu konuda biz hani kitap üzerine bir Hı -hı. program yapmış gibi olduk ama özellikle genç e, benden yaşça küçük olan kardeşlerim vardır belki kitap konusunda e, kitap yazmak isteyen kitap Hı -hı. çıkarmak isteyen kardeşlerimiz vardır. Hayallerini süsler çünkü biliyorum. O kitaba dokunmak ilk çıktığında üzerinizde kendi isminizin yazması, o kitabın böyle kokladığınızdaki kokusu. Emek kokar. Evet, o heyecanı çok iyi bildiğim için onlara muhakkak bir şey söylemem gerekir. Ee, ben bu mesleği, bu yaşam tarzını, hayatımı, gidişatımı belirlediğim günden itibaren e, yapma etme, daha düzenli farklı işler yapabilirsin diyen bir sürü insan oldu. Fakat benim yeteneğimi keşfettiğim zaman e, artık o sözlerin. Böyle bir kenarda bıraktım. Bunu da bir kısayla anlatmam gerekirse müsaadeniz olursa Tabii ki de kısacık efendim. bir kısa var. Ee, kurbağalar kendi arasında bir yarış yapacaklar. Yüksekçe bir tepeye tırmanacaklar. Bir grup kurbağa başlıyorlar tırmanmaya. Tepeye doğru gidiyorlar. Aşağıdan da diyor ki diğer kurbağalar yok diyor. Tepe çok dik. Çıkamazlar oraya. Bence hiçbiri başaramayacak. Hı -hı. Bu sözleri duyunca birkaç kurbağa bırakıyor yarış. Diğerleri tırmanmaya Hı -hı. devam ediyor. Bir süre sonra aşağıdan yine sesler geliyor. Kesin başaramayacaklar yani. Baksana yoruldular falan. Biraz daha bırakıyor derken en son bir kurbağa kalıyor. Tüm azmiyle gayretiyle tırmanıyor yukarıya. Hı hı. Çıkıyor tepeye, ulaşıyor. Kazana ne oluyor? Aşağıya indiğinde onu tebrik etmek isteyen diğer kurbağalar yanına yaklaşıyor. Fakat fark ediyorlar ki kurbağa sağır. Duymamış. Evet, hiçbirini duymamış. Bunu demeye çalışıyorum. Ee, kitap çıkarmak, kendi sevdiğiniz mesleği yapmak bunlar güzel şeylerdir. Bazen başarıya giden yol da sağır olmanız gerekiyor. Evet. Değerli kıymetli kardeşlerime de onu söyleyeyim. Eğer ki böyle kitap çıkarmak vesaire fuzuli görenler olursa kulaklarını biraz tıkasınlar, kapasınlar, sağır olsunlar ve... E o ilk duyguyu hissettiklerinde ikincisini ne zaman çıkarsam diye acele etmeye başlayacaklar zaten. Ee, bu konuda da hem Aksaraylı gençlere hem de bizi kim izliyorsa bütün kardeşlerimize bunu söylemiş olayım. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza yüreğinize sağlık tekrardan. Değerli izleyicilerimiz bu haftada kitap serüveninin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haftaya görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, bizimle kalın.